Arkadaşlar merhabalar. Şu anki inceleme konumuz doğuş otomotiv. Doğuş soran bana katılıyor sormuş bunu. Arkadaşlar doğuşla ilgili şunu söyleyebilirim. Bakın daha önceki yaklaşık bir önceki çalışmamda zaten söyledim. Doğuşun ilerisi için güzel hedefleri var mı? Var. Ama bizim için şu an şu küçük resme odaklanacağız. Şu an çalışma alanımız, ilgi alanımız burası ama size büyük resmi de göstermek istiyorum. Daha önceki videomda da göstermiştim zaten arkadaşlar. Bakın bir hatırlatmak için sadece onları söylemem lazım. Doğuş'un asıl bulunduğu kanal burasıydı arkadaşlar. Doğuş bu kanalı kırdırıyorlar. Yıllara göre de kaç yılda yaklaşık olarak bir 3-4 yılda, 3 yılda arkadaşlar yataya sararak yavaş yavaş aşağı doğru getiriyorlar. Ve start verdikleri zaman hani diyoruz ya bekleyene para var. Hisseyi 11'e katlıyorlar arkadaşlar. 11'den hatta birazcık daha fazla. 11 kata katlıyorlar. Yani bekleyene para var. Güzel yerden alana sabredene para var arkadaşlar. Yok değil. Var. Ama tabii bu hareketleri yaparken de düzeltme yapıyor. Doğuş zaten düzeltme yapmadan giden bir hisse değil arkadaşlar. 162, 163 düzeltme yapmış. Doğuş yani güzel yere gideceği zaman mutlaka bu düzeltme yapıyor. Yani güzel hedefler olduğu zaman düzeltme yapıyor. Şu an işte Doğuş'tan bizim ilgileneceğimiz alan burası ama İlerisi için arkadaşlar bakın tekrar ediyorum. Şu andaki hissenin sayısal rakamsal değeri 25,5. Belki bir miktar daha aşağı getirilebilir mi? Evet getirilebilir. Sadece getirilmeyeceğini düşünerekten şu andaki değerini baz alıyorum. Şu andaki 25'li rakamlarını baz alıyorum. Bu hissenin ilerisi için 100'ün üzerinde hedefi var arkadaşlar. Şu andaki değerini yani en az 4'e katlama potansiyeli var. Tabii bekleyene sabredin arkadaşlar. Bakın katlıyor yapıyor yani yapmadığı bir şey değil ki. 11'e katlamış. Neredeyse 12'ye katlamış. Var yani. Bekleyene, sabredene para var. Beklemeyene de bir şey yok arkadaşlar. Onlara diyeceğim bir şey yok. Yani sabrın ölçüsünde artık kazanırsın. Ama bu ise sabır gerektiriyor arkadaşlar. Böyle al hemen götürsün, tavan götürsün değil. Hisseyi start verip çıkarmaya başlamaları bile bakın o 10 kat, 11 katlık potansiyeli bile kaç yılda yapmışlar? 2020 Mart hatta buradan başlamışlar. Arkadaşlar buradan başlamışlar. 2019 2021 2 yılda düzeltme de dahil olmak üzere 2 yılda 11'e katlamışlar. Yani bazen alım noktan o kadar iyi bir yerde almışsındır ki mesela ne yapmışsındır? Görün hisse dibe gelmiştir. Artık sen keyfe keder burada almışsındır ve sabretmişsindir. Denk gelmiştir. 2 yılda bakın 11 kat yükselmiş daha ne olsun ya. Ama şu an için hissede bizim odaklanacağımız alan küçük resim burası. Ben küçük resim hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bu hisse için küçük resime bakmak pek uygun değil. Burada neye bakacaksınız? Altlara mı geldi? Alt noktalara mı geldi? Gelsin alt noktalarına temin edeceğim. Yavaş yavaş toplayacağım hisseyi. Başka bir şey değil arkadaşlar. Bunu yapacaksınız. Bakın ben geçen ayki çalışmamda bu hisseyle ilgili çalışmamda şunu söyledim. Bakın Doğuş burada 3 tane kanalı kullanıyor arkadaşlar. Farklı kanallar bunlar. Yatay kanal, dikey kanal, hızlı yükseleceği dikey kanal ve düşen kanal. Şimdi üçünü de destek noktası olarak Doğuş kullanıyor. Dedim ki bizim öncelikli hedefimiz, o videomda da söylemiştim zaten bir önceki videomda. Öncelikli hedefimiz bir kere şu düşen kanalı bir kırması lazım. Şu an bunu kırmış mı? Kırmış arkadaşlar ama hemen çizginin az yukarısında kalmış. Hatta çizginin ucunda kalmış. Yani ilerlememiş daha henüz. Yani çok güvenli diyemem çünkü endeksle ilgili kötü bir durumda, olumsuz durumda tekrardan bu kanalın içine girecektir. Hoca bu kanalın içine girerse ne olur? Bu kanalın içine girerse iki tane ihtimal kalıyor arkadaşlar. Birincisi bakın aynen şuradaki gibi şu yükselen kanal var ya arkadaşlar bunun dip noktasında şu tren çizgisine değdirip bu şekilde yükseliş hareketini başlatabilirler. Veya bunu da mı kırdırdılar? Yani bunu gözlemlemek lazım arkadaşlar. Yani kırdırırlarsa bunu yapacaklar. Başka yapacakları hareket kalmıyor. Bunu da mı kırdırdılar? Bunu da kırdırırlarsa bakın şu kanalın diplerindeki nokta var ya. Buraya kadar yani 15'li 16'lı rakamlara kadar hissenin gelmesi beklenebilir. Bu kanal kırılırsa altını çiziyorum. Kırılmazsa 20'nin üzerinden start verirler. Ne yaparlar? Şuradaki hareketleri yaparlar arkadaşlar. Start verirlerse en az paranızı en az 1,5 kata katlama ihtimali var. Potansiyeli var. Bazı tarihçilerin hocam potansiyel ne demek? Arkadaşlar potansiyel demek hissenin yapabilme kabiliyeti, yapabilme gücü, becerisi yani o hedeflere gelebilir anlamında söylüyorum yani. Yani paranızı 1,5 kat yükseltebilir. 100 bin liram varsa 250 bin liram olur. Onun gibi örnek veriyorum ama bu hisse için bekleyen için arkadaşlar bu rakamlar değil. Yani diplerden temin ettiğin ya örnek veriyorum hisse geldi. Yani olabilir arkadaşlar bir ihtimalleri konuşmak lazım. Çünkü bu hissede bir ihtimal değil birkaç tane ihtimal var. Tahtanın aklındakini bilemeyiz ama yaptıkları hamlelerden öngörebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi hatta buradan mı start verecek?
Ya onu önümüzdeki haftalarda bakmak lazım. En az birkaç hafta ya da bir ay sürer arkadaşlar. Çünkü yavaş bir hisse, hızlı bir hisse değil bu zaten. Tahtanın hareketi ama şu an sanki yataya sarmış gibi gördüm ben. Yataya sardıysa hisse demin dedim ya 20 lira kanlarda start verebilir. Yataya sardıysa yatay şekilde gelirse arkadaşlar bu kanalı kırdırmazsa 25'te de start verebilir. Bakın altını çiziyorum. 25 noktasında da bu şu yükseliş hareketine başlayabilir. Yani o zaman da en az paranızı 1,5 kata yükseltme potansiyeli ihtimali var. Daha beklerseniz daha ilerisi için daha güzel hedefleri var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Tabii ki de var. Sadece şu andaki değerini 25'i baz alıyorum. 25'i aşağı düşmedi, yükselişe başladı. Bu hissenin her türlü arkadaşlar 140'lı rakamları var yani. Her türlü var. Her türlü 140'lı 150'li rakamları var. Ne oluyor? 5'e 6'ya katlama yani paranızı 5-6'ya katlama potansiyeli var ama bekleyin de sabredin arkadaşlar sabretmeyin bir şey yok. Hocam nasıl olacak? Oluyor arkadaşlar bakın 11 kata kat hatta 12 kat neredeyse 12 kat yükseltmişler 2 yılda. Ama tabii dediğim gibi bu hisse de düzeltme yapıyor arkadaşlar. Böyle güzel yükseltecekleri zaman düzeltme yapıyor. Ha, bu mesela bu kanala getirmeden önce de belki şu tarz düzeltmeler yapabilirler bilginiz olsun. Güzel bir hisse kötü bir hisse değil ama birazcık sabır gerekiyor tekrar hatırlatayım. Ve şu an kötü yerlere geliyor mu? Diplere mi geliyor? Biraz izlemlemek lazım arkadaşlar. Kötü yerlere geliyorsa temin etmek lazım. Bakın sadece çizdiğimiz destek noktalarından dahi tepki alımı yapmış. Ne kadar yükselmiş? %28. Ama %28 için değil arkadaşlar. Daha büyük hedefleri olan bir hisse olduğu için ben kısa vadeli böyle birkaç ayda alsat bir ayda yapmış sadece bu olayı. Pek uygun görmüyorum. Uzun vadeli yatırım için güzel bir hisse. Uzun vadeli yatırım için. Niye? Otomotiv sektörü arkadaşlar canlandığı zaman, hareketlendiği zaman şu anda aslında piyasa çok durgun. İlla ki bu hisseler yansıyacaktır arkadaşlar. Yansar yani. Bakın şimdi göstermek istediğim şu. Bu düşen kanalı kırmış. Bir önceki kanal dedim ya, videomda söyledim ya. Dedim ki arkadaşlar bizim için önemli kritik noktalardan bir tanesi bu dedim. Kırmış. Bunu kırdıysa ne yapabilir? İşte şu hareketleri yapabilir arkadaşlar. Bunu kırdıysa hisse 29-25 mesela bu rakamları gelebilir. 29 25. Niye eğimi çiziyorum? Çünkü arkadaşlar bu hızlı bir hisse değil. Yavaş yavaş gelen bir hisse. Öyle hızlı hızlı gelen bir hisse değil. Orayı da kırdığı zaman bir sonraki hedefi 35 36'lı rakamlar olabilir. 35 55. Peki ne oldu? Kötü senaryo gerçekleşti arkadaşlar. Aşağı geldi. Aşağı geldi. Ne olur aşağı gelirse? Aşağıdaki hedef noktası 22. Orayı da kırması halinde hisse niye görebilir? 20.57 ve orayı da kırması halinde 18 lira, 18.5 diyeyim oraya arkadaşlar. 18.40. 18.40 diyelim. Test edebilir. Ama bu rakamlar arkadaşlar yavaş gelmesine ya da hızlı gelmesine bağlı olarak değişir. Bakın bir daha hatırlatayım. Bu kanal kırıldığı zaman aşağıdaki destek noktalarına geleceğini ihtimali söz konusu olabilir arkadaşlar. Şu destek noktaları var ya 18 rakamlar, 15 rakamlar. Bu kanalı kırdırırsa altını çiziyorum. Peki kırdırmazsa ne olur? Kırdırmazsa 20 noktasından başlayabilirler yükseliş hareketine veya da bakın burada hiç kırmaz bu kanalı. Bu şekilde yatay yatay hareket ettirir. Örnek veriyorum 20'de dokunuyordu ya bu trend çizgisine. 27'de dokunur, 28'de dokunur ya da 30'da dokunur. Oradan start verebilir. Bunları önümüzdeki aylarda diyeyim daha doğrusu gözlemlemek lazım. Birazcık daha sabır gerekiyor arkadaşlar bu hissede. Sabır gösterene para var, her türlü para var. 35, 55. Ya görüyorsunuz arkadaşlar 2 yılda yapmış 11 kat, neredeyse 12 kat yükselmiş ise. Daha ne olsun ya? 20, 57. Orayı kırması halinde 18.40'ı var. Aşağıları gelirse aşağılar hisse için güzel bir alım fırsatıdır. Altını çiziyorum. Güzel bir toplama fırsatıdır. İlerisi için. Evet. Bu hisse için rakamları da yazdık arkadaşlar. Farklı bir analizle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu videolara like atarak kanalıma abone olarak destek olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Katıldan katılan üyelerime teşekkür ederim. Desteklerinden dolayı farklı bir analizle görüşmek üzere tekrardan.